mükemmel bir nur onlara verecektir. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki bu hadisi Amr ibn Murra el-Cühani diyor ki ce'a racul ila nebi sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri peygamber efendimiz yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah araita in şehetu en la ilahe illallah ve enneke Resulallah, kelime-i şehadeti getirir. Ve sallaytu salavatil hams, beş vakit namazımı kılarsam. Ve addeytu zekate, zekatımı verirsem. Ve sumtu ramadana, ramazan ayında orucumu tutarsam. Ve kumtuhu, ve geceleri de ibadetle ramazan gecelerinde ibadetle geçirirsem. Femmen ene, ben kimlerden oluyorum artık? Ben kimlerden olacağım? Kale mine siddiqine ve şuhedai. Sadık doğru. Siddiklerden ve şehitlerden olursun. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ebu Zer radiyallahu anhum diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kışın ağaçların yapraklarını sonbahara doğru döktüğü bir zamanda Efendimiz aleyhissalatu vesselam ağaçtan bir dal aldı. Ve böyle salladığı zaman o yapraklar döküldü. Dedi ki ya Ebu Zer'in, ey Ebu Zer, kutu lebeke ya, buyurunuz ya Resulallah. Kal, innel abdel muslime leyusalli salate yuridu biha vechallahi. Müslüman kul, Müslüman adam namazını kılar Allah rızası için ihlaslı. Fetehafetu anhu zunubuhu, yaptığı günahlar dökülür. كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ, nasıl ki bu ağaçtan yapraklar, ağaçtan nasıl dökülüyorsa, bu ağaçtan yapraklar nasıl dökülüyorsa, namazlarını Allah rızası için kılan bir kişinin de günahları böyle dökülür. Evet. El-İmam Ahmed İbn-i Hanbel عن Umeymete Mevlati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قالت kadın sahabi, kuntu asubu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vudu'ahu. Efendimiz su döküyordum, abdest alıyordu. Fedekhale racun, o esnada adamın biri geldi. Fekale avsini, ya Resulallah, bana bir vasiyette bulunur musun? Kale la tuşrik billahi şeyen. Asla Allah'a eş ortak koşma. Ve in kutturte, velev ki seni parça parça etseler. Ve uhriqta binler, velev ki seni ateşte yaksalar dahi, parça parça etseler dahi, Allah'a eş ortak koşma. Ve la ta'si valideyke, sakın anne babana isyankarlık etme. Ve in emarake en tuhalli min ehlike, tuhalli min ehlike ve dünyake. Velev ki sana tuhalli, velev ki sana dünyadan, malından, ailenden, ehlinden vazgeçseler dahi, sakın ha annene babana isyankarlık etme, muhalefet etme, emirlerini yerine getir. Ve la teşrebenne hamran, sakın içkiyi içme. Fe inneha miftahu kulli şer, çünkü içki her günahın anahtarıdır. Her çirkinliğin, her şer, her günahın anahtarıdır. Ve la tetrukenne salate muteammiden, sakın ha bilerek kasıtlı namazını terk etme. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ, kim bunu yaparsa, kasıtlı olarak namazını terk ederse, فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللّٰهِ وَزِمَّةُ رَسُولِهِ, Allah'ın zimmeti ve Resulullah'ın zimmeti artık ondan uzaktır. Aleyhissalatu vesselam. Ensardan bir genç namaz kılmıyordu. Namaz kılıyordu. Ensardan bir genç kâne yusalli مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılıyordu ama hiçbir, her türlü günahı yapardı, her türlü fuhuşu yapardı. Resul-i Ekrem'e dediler ki ya Resulullah, bu nasıl oluyor? Namazı terk etmiyor ama günahlara da devam ediyor. قَالْ اِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَوُ اِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَوُ, bu kıldığı namaz inşallah onu o kötü şeylerden, günahlardan nehyedecek, alıkoyacak. Felem yelbes, daha çok geçmeden o genç tevbe etti ve Yüce Allah ayet indirdi. İnne salate tenhe anil fahşai vel munkir. Şüphesiz namaz her türlü çirkin söz, çirkin hareketi nehyede vel munkir, her türlü günahtan insanı alıkoya nehyede. Her türlü günahtan.
İnşallah hakiki bir namaz olursa, gerçek bir namaz olursa, inşallah sahibini her türlü günahtan, kötü davranış, hareketten alıkoyar. Eğer namaz kıldığı halde, bu, yani o namaz onu kötü günahlardan, kötü söz, hareketten alıkoymuyorsa mutlaka o namazda bir eksiklik vardır. Zeyd bin Vehb diyor ki, Huzeyfe radıyallahu anhu mescide girdi. Baktı ki adamın biri var namaz kılıyor ama rükûnu, sucudunu tamamlamıyor. Ve namazını bitirdikten sonra Huzeyfe dedi ki ne zamandan beri böyle namaz kılıyorsun? Dedi ki 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Dedi ki Huzeyfe radıyallahu anhu ma sallayta munzu 40 sene. Hayır. 40 senedir sen namaz kılmamışsın. Ve lemutte sen eğer ölürsen ve hadihi salatuka bu namazla böyle ölürsen mutta ala gayril fitrati allati futira biha Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in yaratıldığı fıtrat üzerine o fıtrat üzerinde olmadan öleceksin. O fıtratın dışında öleceksin. O mizacın, o yolun üzerinde olmadan öleceksin. Sonra yüzünü çevirdi ona Huzeyfe ve dedi ki böyle namaz kılacaksın. Ruku ve sucudunu tamamla. Evet namaz belki sen hafifletirsin, fazla uzatmazsın ama en az ruku ve sucudu tamamla ki namazın sahih olsun, namazın dürüst olsun, sağlam olsun. Adamın biri tüccardı. Ticaretle uğraşıyordu. Bir çuvalı kayboldu. Kölesi vardı. Çok aradılar. Her tarafı aradılar. Çuvalı bulmadı. Sonra namaz vakti geldi. Adam efendisi kalktı namazını kıldı. Namazdayken çuvalı birisine vermiş aklına geldi. Selam verir vermez dedi ki oğlum git çuvalı falanca kişinin evinden iste. Oradadır o çuval. Köle dedi ki ona ya Mevla'ya efendim dedi ente fi salatike kunte talibe cevalika ev talibe halika. Sen namazında çuvalı mı istiyordun yoksa Allah'ı arıyor istiyordun. Yani nasıl olur da namazdayken, Yüce Rabbinle münacat halindeyken, o namazı ibadeti eda ederken nasıl başka şeyler aklına gelir? Bu sözlerinden çok utandı ve tövbe istiğfar etti ve o kölesini de Allah yolunda azat etti. Yakub-ül Kari çok büyük bir zat, namaz kılıyordu. Hırsızın biri, yan kesici. Namazdayken gelip cübbesini üzerinden aldı. Ama Yakub-ı Kari farkına varmadı. Sonra giderken arkadaşları gördü bu hırsızı. Dediler ki bu Yakub-ı Kari'nin cübbesi değil midir? Evet onun cübbesi. Dedi vallahi götür ki sahibine geri ver. Çünkü o büyük bir veli dua eder. Allah duasını kabul eder. Hırsız çok korktu ve geldi gene daha namazdaydı. Üzerine gene o cübbeyi koydu ve gitti. Namazı bitirir bitirme sordular. Farkına vardın mı? Varmadın mı? Cübbeni alıp götürdüler. Bir daha tekrar getirdiler. Dedi ki, اِنِّي لَمْ اُشْعِرْ مَنْ رَفَعَهُ وَلَا مَنْ وَضَعَهُ وَلَا farkına varmadım. Yani o kadar şu hudu içinde namazı kılıyordu, namazını kılıyordu ki. Cübbesini alıyor farkına varmıyor ve cübbesini gene gelip üzerine koyuyorlar. Gene farkında değildir. Gene Cafer-ü Sadık, Resulullah'ın torunu. Basra'da bir camide namaz kılarken caminin bir tarafı yıkıldı. Nasıl kalabalık oldu? O sakin bir şekilde namazını bitirdi. Ne oluyor dedi? Farkına varmadın mı? Hayır. Ne olmuş? Caminin bir bölümü yıkıldı dedi. Vallahi farkına varmadım. Ya adamın birisi sarı birisi namaz kılıyordu. Namazdayken yüzüne yanağında bir arı sokuyor, kan akıyor, bitiriyor namazı farkında değildi. Daha önce sohbetlerimize geçti. Urve İbn-i Zübeyr büyük tabi'in, tabi'inlerin büyük alimlerinden bir tanesi. Ayağını kesiyorlar, kankren olmuştu. Namazdayken kesiyorlar, farkına varmıyor. İşte gerçek namaz, adabıyla, erkanıyla, hudu'iyle, huşu'iyle namaz eda edilirse, inşallah o namaz Allah katında makbuldur. İnşallah o namaz onu her türlü kötülükten, günahtan alıkoyacaktır inşallah. İblis, lanehullah, şeytan. İblisin manası Allah'ın rahmetinden ümitsiz. Daha önce, daha lanete uğramadan önce ismi Azazil idi.
Daha sonra lanete uğradı. Hazreti Adem'e secde etmedi. İblis yani Allah'ın rahmetinden ümitsiz. Evet. Ve başka bir künyesi veya ismi Ebu Murra. Ebu Murra. Daha önceki zamanlarda İblis aleyhillâne görünüyordu. İnsan şeklinde görünüyordu. Biri gördü onu, dedi ki ya Ebu Murrate keyfe asna'u ekunu misleke. Ben nasıl yapayım ki senin gibi olayım? İblis, şeytan çok şaşırdı. Allah Allah dedi. İlk defa biri benim gibi olmak istiyor, benden bunu istiyor. Peki niye benim gibi olmak istiyorsun? Ama dedi ben seni çok seviyorum. Senin gibi çok olmak istiyorum. Ha dedi ki in eredte en tekune misli, eğer benim gibi olmak istiyorsan fetehemen bi salati, namaza önem verme. Değer verme namaza. Terk et, namazı kılma. Ve yemin ederken de doğru yemin, yalan yemin fark etmez. Yalan yemin et. Yani yalan da olsa yemin et. O bunları yaparsan sen benim gibi olacaksın. Adam bunu duyar duymaz diyor ki vallahi Allah'a yemin ederim. Hayatımda namazımı terk etmeyeceğim ve hayatımda da yemin etmeyeceğim. Evet. İblis bunu duyunca çok üzülür. Diyor ki hiç kimse benden, bana hile yaparak benden bir şey öğrenmedi. Sadece bu adam bana hile yaptı, benden öğrendi. Bir daha ben de Allah'a yemin ederim, kimseye ben de nasihat bundan sonra hiçbir insana nasihat etmeyeceğim. Yani namazı terk etmek, yemin ederken